Valla. Evet. Ne zaman taşındınız? 8 sene oldu. 8 yıldır burada yaşıyorsunuz. Sürekli. Çok mu seviyorsunuz burayı? Yani havasından dolayı evet. Televizyon değil diye yalan söylüyor. Ne? Televizyon var diye yalan söyle. Hayatta yapalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. En doğru şey gülmek. Harikasın abi. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Bak gene güldü. Eyvallah. Ne zaman oldu abi bu iş? 10-12 bin 10. Mutlu musun abi? Tabii ki. 10 numarasın abi. Yani. Çocuk var mı? Var tabii. Oğlan kız? 2 tane kız. 2 tane kız? Tabii. Abi süpersin, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ ol. Sen değil mi abi? Abi ben de ne olacak? Ne diyeyim? Sen söyle. Ne diyeyim? Abi hayatında yaptığın en doğru şeyiz diye soruyorum. En doğru şey hayatında yaptım. Yani en doğru şey hayatımda herhalde. Cihazı takmamış ya kulağa. Mali müşavir olmak diyeyim ya. Seviyor musun mesleğini? Mesleğimi seviyorum. Eyvallah abi. Başka var mı? Ne olarak? Yaptığın en doğru şey olarak. Çocuk sahibi olmaktır. Mutlu musun abi? Mutluyum, mutluyum. Baba olmak nasıl bir duygu? Güzel. 10 numara. 10 numara. Eyvallah. Hemen sendeyim. Hayır yok, gerek yok. Eyvallah. Hemen hanımefendi. Beraber misiniz? Pehlivan arkanda. Beraber misiniz? Hemen sizdeyim. Hayatımda yaptığınız en doğru şey. Çocuklarım, eşim. Aa süper, çok iyi. Mutlu musunuz? Çok şükür. Harikasınız. Hemen sizdeyim hanımefendi. Ben almayayım, sağ ol. Yaz da bak. Kimdeyim? Gel baba. Sizdeyim hanımefendi. Sağ ol. Ne oluyor? Gel. Hayatımda yaptığın en doğru şey. Almanya'da yaşamak. Babam. Hayatımda. Dünyaya geldik. Dünyaya geldik. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. Kaçıyor musunuz? Nereden takip edeceksiniz? Oo süper. Senin? Benim söyledim. Senin ne hayatında yaptın en doğru? Söyle. Yok. Yok. Senin? Bakayım sen ne diyeceksin? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Mesela okula gitmek, ders çalışmak, oyun oynamak, ne bileyim yani televizyon dizisi seyretmek. Benim galiba. Şiir yazmak, hikaye yapmak, resim yapmak. Bir sürü şey var yani. Abi ben ailemle vakit geçirmek. Harikasın sen. Abi kanalımızın adı ne? Egenet TV. Bana söyleyin abi. Söyle. Bana söyleyin. Yaptığın en doğru şey. Yaptığım en doğru şey. Bu kuzen dedim. Bilmem abi yani. Nasıl yani? Sendeyim abi, hemen sen abi, düşün o zamana kadar. Ben de bir düşüneyim ya. Yap, ana sendeyim abi. Ben de düşüneyim abi. Şey. Ben de düşüneyim. Sen de düşün. Ben de düşünüyorum. Düşün abi. Ben doğru bir şey yapmadım abi. Niye? Ne bileyim. Yanlış adam mısın abi? Arızalı mısın? Yok. İyisin. İyiyim. O zaman bir şeyler yapmışsındır doğru olarak abi. Tabii ben düşüneyim abi. Geleceğinle ilgili verdiğin kararlar, vereceğin kararlar. Düşün. Ne bileyim abi, bir sürü şey var yani. Ben düşüneyim. Düşün abi, sen düşündün mü? Ben de düşünüyorum biraz. Gel abi. Yok daha düşünüyorum. Hala düşünüyor musun abi? Sen? Abi ben de düşünmekte devam ediyorum. Sen abi? Düşünmeye devam abi. Harikasınız çocuklar. Sen ne yapıyorsun abi? Abi ben ileride soygun planlamayı düşünüyorum. Soygun. Başka türlü şartlarla uygun olmuyor diyorsun. İspanya evet. Merkez Bankası'nı soyacağım. Merkez Bankası'nda abi bir şey kalmamış ki. İspanya'dakini soyacağım abi. Etkisinde kalmış abi. Etkisinde kalmış. Çok mu abi soygun filmi seyrediyorsun? Yok abi bize ters, biz gerçekçiyiz. Çocuklar çok keyifli bir röportaj oldu. Çok konuştunuz vallahi. Benim teşekkür ederim. İçerim neler versin. Eyvallah, sağ olun. Bitti mi, bu kadar mı? Bu kadar. Abi gülmek de güzel ya, değil mi? Vallahi evet, abi. Abi iyi ki ihtiyacımız var abi. İyi ki abi, iyi ki. Vallahi 10 numarasın abi ya. Sağ olun. Yani yazıp verseydiniz daha iyiydi ya. Çok sağ olun. Tamam, kestim. En doğru şey nedir? Hayatımda en doğru şey sence? Bence yaşamak ya. Yani iyi davranmak, saygılı olmak, ne bileyim. Süpersin, harikasın. İdealist misin mesela? Evet. İdealist biri misin? Evet. Hedeflerin var hayatında. Başarılar diliyorum. Hemen sendeyim. Hayatında yaptığın en doğru şey? Tekvandoya başlamak. Ciddi misin? Evet. Vay, vurdun mu yıkarım diyorsun. 2 tane üst kuşağı sakat bıraktım ben. Derecelerin var mı? Ne zaman başladın? 5 ay oldu. Hangi kuşaktasın? Sarı. Sarı. Daha yeniyim. Neler var kuşak? Sarıdan sonra? Sarıdan sonra yeşil var, sonra mavi var, evet. Kırmızı var, evet. Siyah var sonra. Siyah, en son siyah. Evet. Ben de kickbox'a gidiyorum ben de. Ciddi misin? Evet. Vurdum mu oturturum diyorsun. Evet. Evet, süpersiniz. Başarılar. Gelin arkadaşlar. İyi bayramlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Nursel, niye mutsuzsun, böyle bir koy vermişin kendini? Söyle bakalım şimdi bana, hayatında yaptığın en doğru şey nedir? Hayatımda yaptığım en doğru şey uyumak. Uyumak mı? He. Uyanınca daha güzel olmuyor mu? Hep mi uyumak istiyorsun? Yapma be. Olur mu hayat, hep uyumakla geçer mi ya? Geçer. Uyanık olacaksın, denize gireceksin, plajda yüzeceksin, babayla, anneyle, kardeşlerle sohbet edeceksin, yemek yiyeceksin. Değil mi? Denize gireceksin. Yani çok keyif alacak şeyler var. Sırf uykuyla geçer mi hayat? Hemen evet. Babadayım. Evet. Abi hayatında yaptığın en doğru şey. En doğru şey gezmek, tatil. Başka abi? Çocuklarımla. Süper. Evet. İyi mi vakit geçiriyorsun abi? Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Süper. Hayat yaşamaya değer. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nereden her şey yolunda mı? Evet. 10 numarasın. Peki hayatında yaptığın en doğru şey nedir? Futbol oynamak. Seviyor musun? Evet. Nedir idealin futbol alanında hedefin nedir abi? Mesela futbolcu olup başarılı bir isim, yani ülkemizi gururla böyle temsil etmek. Eyvallah. Gol kralı olursan ne kadar iyi olur değil mi? Çok ya, iyi Avrupa takımlarında oynarsın falan böyle. Evet. Bir marka olursun. Ömer millet bağıracak abi sana. Değil mi? Biliyorum. İdealist olmak çok güzel. Evet. Başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Süpersin. Eyvallah. Çok iyi. Valla hayal. Ben tamam. Çocuk yapmak herhalde. Kaç çocuğunuz var? Bir. Adı? Batıkan. Batıkan erkek. Evet. Kim o? Nerede kendisi? Şu anda İzmir'de. İzmir'de? Nerede evet. İzmir'de? İzmir, Bornova'da. Öğrenci. Hatay, Poligon. İyi olmuş. İzmir'de. Nasıl gidiyor hayat burada? Valla yeni geldik. Her yıl geliyoruz hemen hemen. İyi yani, burası iyi. İyi yani. Evet. Ama bayram sebebiyle bayağı yoğun. Yoğun, kalabalık. Evet, çok kalabalık. Evet, hemen siz diyeyim hanımefendi. Nedir hayatımızda yaptığımız en doğru şey? Valla tabii ki çocuklar, evlilik, bunlar zaten hani hayatımızın doğru adımları. Ama bence en doğru yaptığımız şey Türkiye'ye gelmek diye düşünüyorum. Bulgaristan göçmeniyiz biz. Öyle mi? Evet, 89 yılında bence hayatımızın dönüm noktası bu oldu. Mutlu musunuz Türkiye'de? Çok. Nerede yaşıyorsunuz? Bursa'da. Bursa. Bursa'yla en çok kıyasladığınız il ya da ilçe neresi? Ya şöyle, biz Bursa Nilüfer'de oturuyoruz ve bence çok modern, çok da güzel bir ilçe. İzmir olabilir, Antalya olabilir. Hani gezdim, gördüm hepsini. İstanbul'u da gördük. Oğlum orada okuyor hatta üniversitede. Ama orada yaşamayı çok istemezdim. Çok kalabalık bir şehir. Daha çok böyle gezip turistik yerlerini, kültürel yerlerini görmek daha doğru olurdu. Onun dışında İzmir evet beğeniyorum. Eyvallah. Sağ olun. Hayatınızda mutluluklar, başarılar diliyorum çocuklarınıza. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hayatınızda yaptığınız en doğru şey nedir? Eşimle evlenmek. Ne zaman? 10 yıl oldu. Vay, mutlu musunuz? Evet, çok mutluyuz Allah'a şükür. Abi. Sağ olun. Başka nedir sizi hayatınızda mutlu eden, en çok memnun olduğunuz, yaptığınız, en doğru bulduğunuz şeyler? Oğlumuz var. Oğlumuz olması biraz evvel anneannesiyle, dedesiyle yürüyor şu anda. Harikasınız. Evet. Adı ne? Ertuğrul. Aa, süper. Kaç yaşında? 6. Aa, çok tatlı maşallah. Allah bağışlasın. Sağ olun. Sağ olun. Versin, İyi bayramlar. Sağ olun, buyurun. Siz nedir en doğru yaptığınız şey yaşamınızda, hayatınızda? Yani aslında hep aynı cevap olacak gibi olacak ama eşimle evlenmek tabii ki de. Mutlusunuz, çok keyifli. Evet, evet öyle. Ne iş yapıyorsunuz hocam? Serbest meslek ya. Esnafım ben de İstanbul'da. İstanbul. Tatil için geldik buraya, bayram için. Burayı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel bir yer. Ne zaman geldiniz ilk? 6-7 seneden beri geliyoruz. Teşekkürler, sağ olun. 6-7 seneden beri geliyoruz. Harikasın. Evet. Eyvallah. Çok güzel yer buralar. Aynen. Mutluluklar diliyorum. Sağ olun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi çalışmalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Hemen durur. Ayırdım ama size olmadı ya. Çok mahcup oldum. İyi akşamlar. Bayramınızı da kutluyorum. İyi bayramlar. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim, sizler? Eyvallah, sağ olun. Hemen uzatayım mikrofonu kardeşime. Abim uzatayım. Evet. Diyorsun, zorlanacaksın. Anladım. Bir şey çektirdim. Geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hemen sağ olun. Sizler nasılsınız? Eyvallah, teşekkürler. Bayramınızı da kutluyorum. Teşekkürler. Şu an kayıttayım abi. Abi, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Bir saniye. Bursa'da mı doğdun? Bursa'da doğdum. Burayı nasıl buldun? Burası çok güzel bir yer. Her sene geliyoruz. Öğrenimi de çok seviyoruz. Halkı da çok sıcak. Esnafları da çok iyi. Biz çok memnunuz burada. Eyvallah, teşekkür ederim. Hemen hanımefendiye sorayım. Doğduğunuz yer mi, doyduğunuz yer mi? Doyduğum yer. Neden? Doyduğun yer daha çok memleketim sayılıyor bence. Hı hı. Böyle. Siz nerede doğdunuz? Ben Bursa'da doğdum. Biz Bursalıyız. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Mutluluklar dilerim. Sağ olun. İyi bayramlar herkese. Neden abi? Nerede doyuyorsan orası. Eyvallah. Orası mı yaşanacak olan yer? Tabii. Abi? Evet. Peki nerede doğdunuz? Muş'ta. Muş'ta. Eyvallah. Nasıl hayat Muş'ta abi? Yani daha çok Bursa'da büyüdük. Eyvallah. Kaç yaşınızdan beri? 7 yaşından beri. Oo, süper, uzun bir zaman. Evet. Değil mi? Evet. Eyvallah, sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Nereden takip edeceksiniz? Egenet TV YouTube'dan. Tamam. Abi, beraber misiniz? Neredesin? Yok değiliz. Ha, sen deyim abi, gel o zaman. Tamam. Abisi, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi? Doğduğum yer abi. Yani. Nerede doğdun abisi? Polonya'da. Polonya? Aynen. Türkiye'yi nasıl buluyorsun? Türkiye de güzel. Zaten evet. 7 yaşımdan beri buradayım, geldim. Yani nerede yaşıyorsun? Şu an İstanbul'dayım, buraya tatile çıktık. Eyvallah. Ama Polonya daha güzel ya, hayat şartları daha iyi. Öyle mi? Evet. Aynen öyle abi ya. Burada yaşam daha mı zor? Burada daha zor ama yine burası da hoş yani, güzel. Aynen. Arkadaşlarımız var. Aslında Türkiye yaşanacak bir ülke. Aynen, yaşanacak yani bir ülke. Eyvallah. Sağ ol, teşekkür ederim. Ne demek? Nereden? Doyduğunuz yer mi? Doyduğumuz yer. Neresi doyduğunuz yer? Ankara. Nerede doğdunuz? Balıkesir, Balya. Oo, Balıkesir'den Ankara'ya nasıl gittiniz? Üniversite gittik, evlilik, iş, güç. Var derken oraya yerleştiniz. Evet. Kaldınız, öyle mi? Evet. Eyvallah. Buraya nasıl geldiniz peki? Zaten memleket Balıkesir olunca. Evet, evet. Öğren kaçınılmaz oluyor. Aynen öyle. Kızım evet. Sen ne diyorsun? Merhaba güzeller güzeli, adın ne? İnci. İnci, evet. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Okul nasıl gidiyor? Güzel. Tatildeyiz şimdi. Oh, keyfini çıkartıyor musun? Evet. Harikasın. Ne olacaksın büyüyünce? Büyüyünce elektronik mühendisi olacağım. Harikasın. Başarılar diliyorum sana. Hemen kızlardayım. Gel abisinin gülü. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel. Okul. Eğlenceli. Tatildeyiz şimdi. Ne olacaksın büyüyünce? Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Ne öğretmeni? İlkokul. İlkokul öğretmeni. Çocukları çok mu seviyorsun? Seviyorum. Harikasın. Başarılar diliyorum sana da. Hemen hanımefendiye sorayım. Merhaba. Merhaba. İyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. Bayramınızı siz de iyisiniz. Kutluyorum. Teşekkürler. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Doğduğunuz yer mi, doyduğunuz yer mi? Tabii ki de doyduğunuz yer. Ben hem doğduğum hem doyduğum yerdeyim şu an. Nerede? Ben 42 yaşındayım. Doğma büyüme buralıyım. Öyle mi? Hı. Harikasınız. Seviyorum burayı. Küçük yere alışırım. Büyük yerde zaten yapamam diye büyük düşünüyorum. Çok zor yani. Evet. Öyle. Mekan bizim. Öyle mi? Aa, süpersiniz. Kutluyorum. Evet. Teşekkürler. Öyle hep buradayız yani. Harikasınız. Teşekkürler. Eyvallah, sağ ol. Derin adım. Derin okul. Güzel. Güzel, kaça gidiyorsun? 3. 4'e geçtim. Ne olacaksın? İdealin nedir? Ne olmak istiyorsun? Beden eğitimi öğretmeni. Vay, sporu seviyorsun. Evet. Eyvallah. Peki şimdi kendine altyapı oluşturmak için ne yapıyorsun okulda? Yani jimnastikte falan başarılı mısın? Yok, voleybola gidiyorum. Maçlara falan katıldım. Evet, ama jimnastiği de ihmal etme. Bak, o çok önemli. Fiziksel olarak da çok yatkınsın jimnastiğe. Bence o yöne de bir ilgilen yani. Lütfen. Tamam. Jimnastik seni çok daha hızlı başarıya ulaştırır diye düşünüyorum ben. Tamam. Başarılar dilerim sana da. Sen neyim? Merhaba, tanıyalım seni de. Ben konuştum. Sen konuşmadın. Merhaba, adım Emir. Emir'cim, nasılsın, iyi misin? İyiyim. Evet, okul nasıl gidiyor? Güzel. Belki şu anda kaça geçtin? 3'e geçtim. Evet, ne olacaksın büyüyünce Emir'cim? Futbolcu olacağım. Wow, süpersin. Çok mu seviyorsun futbolu? Evet. İlgileniyor musun şu an? Normalde ben burada kursum yok ama kardeşimin burada kursu olacak. Ben Ankara'da kursum var. Tamam. Futbol, Beşiktaş Kulübü. Evet. Gidiyorsun değil mi? Evet. Hafta sonları. Hasta olunca gitmiyorum. Aynen, hasta olunca benim torunum da gitmiyor. O da futbola gidiyor. Peki yani kaleci mi olacaksın, oyuncu mu olmak istiyorsun? Ben oyuncuyu daha çok seviyorum. Bir gol kırarı olursun, Türkiye'yi temsil edersin Avrupa takımlarında. Alkışlarız seni hep beraber, değil mi? Evet. Çok keyifli olur. Sana da başarılar diliyorum. Süpersin. Kesinlikle. Nasılsın? Merhaba. Çok yakışıklısın. Benim torunuma benziyorsun sen ya. Konuşsana. Ege, okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? 1'e başladım, şimdi 2'ye geçtim. Harikasın, başarılar diliyorum sana. Ne olacağım büyüyünce? Büyüyünce karışık. Ne? Bilmiyorum. Daha karar vermediniz. Zaten çok değişecek zaten kararların. Hemen aslında babaya soralım. Nasılsınız? İyiyim. Siz iyi bayramlar. Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Sağ olun. Hayatımızda yaptığımız en doğru şey nedir hocam? Ege. Ege yapmak. Evet. Ege'yi sevdiğimiz için. Bir tane de Ege için. Değil mi abi? Evet. Onlar yaşamak küçük bilgimiz yani. Evet, mutlaka. Eyvallah. Baba olmak nasıl bir duygu hocam? Vallahi ya anlatılmaz, yaşanır yani. Eyvallah. Kesinlikle. Eyvallah. Hemen hanımefendiye sorayım. Nasılsınız? Sağ olun. Bayramınızı da kutluyorum. Teşekkürler. Hayatınızda yaptığınız en doğru şey? Ege. Ege. Yakıştı değil mi? Vallahi 10 numara olmaz. Aynen. Nasıl Ege ile aranız? İyi, çok güzel. Ege kıpır kıpır. Bir aradayken neler yapıyorsunuz? Biz de ona ayak uyduruyoruz. Bir aradayken kuduruyoruz genelde. Kim örnek alıyor Ege? Babaya örnek alıyor biraz galiba. Değil mi? Yani en yakınında olduğu için. Aynen. Sağ olun. Başarılar dilerim, mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Çok sağ olun.